Herkese merhabalar. Bugün İyi Parti Gençlik Politikaları Başkanı Sayın Berna Sukas Hanımefendi ile birlikteyiz. Covid-19 salgının ardından eğitimde de normalleşebileceğini, normal hayata nasıl dönüleceğini yönelik tartışmalar sürerken muhalefet cenahında fikirleri tabii ki büyük önem arz ediyor. Efendim öncelikle gündemdeki en önemli başlıkla başlamak istiyorum. Malum 20-21 Haziran olarak bildiğimiz YKS tarihi salgından önce evveler 25-26 Temmuz olarak açıklandı. Daha sonra ise 4 Mayıs'taki kabine toplantısının ardından partili Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 27-28 Haziran tarihlerini verdi. Yani gençler özetle sınava 82 gün varken 54 gün kaldığını öğrenmiş oldu. Bunun ardından sosyal medyada bir restleşme gördük. Milyonlarca insan sağlıkta görüşürüz hashtag'iyle tweet atarken adeta gençlere meydan okuyan bir üslupla 18 yıldır görüşüyoruz cevabıyla karşılaştılar. Ve bu sınava 2,5 milyon genç girecek. Bununla alakalı hem sizin hem partinizin görüşlerini merak ediyorum. Öncelikle şunu belirteyim. İlk ertelemeyi yani 21 Haziran'da yapılması gereken YKS sınavının bilim kurulunun tavsiyeleri üzerine 25 Temmuz'a alınmasını biz olumlu bir gelişme olarak karşılamıştık. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle gençlerin sağlığını düşünmek sınavdan daha öncelikliydi bizim açımızdan. Sağlıklı bir ortamda sınavın yapılabilmesi için bu tedbirin alındığını düşündüğümüz için sınavın ilk ertelemesi konusunda bir itirazımız olmamıştı. Gençlerin de olmadı gördüğüm kadarıyla. O zaman bu tepkiyi almadık çünkü. 25 Temmuz'a konsantre olduktan sonra onlar bu yeni düzene göre kendilerini düzenlediklerinden sonra maalesef dediğiniz gibi sınava yaklaşık 84 gün kala aslında 4'ünde açıklanan Bakanlar Kurulu kararından sonra açıklanan karar 29 Nisan'da bir söylenti şeklinde bir internet sitesinde dolaşmaya başladı. Gençleri huzursuz etmeye başladı. Bu söylentiden sonra yaklaşık 250-300 gençle birebir görüşme fırsatım oldu benim. O arada geçen 6 günlük belirsizlikte gençlerin neler yaşadığını inanın canlı şahit oldum. Onlarla birlikte bu süreci yaşadık. Maalesef korktukları başlarına geldi genç arkadaşlarımızın ve sizin de bahsettiğiniz gibi Bakanlar Kurulu kararıyla partili Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı sınavın tekrar 25 Temmuz'dan 27 Haziran'a geri alınması süreci onların hayal bile edemediği yani olmaz olamaz dedikleri bir gelişmeydi. Maalesef başlarına geldi korktukları. Tabii burada onların haklı karşı çıkışının yanında durmak gerekti ve biz İYİ Parti olarak, İYİ Parti Gençlik Politikaları olarak, İYİ Gençlik olarak onların hep yanında yer aldık. Daha sonrasında da Sayın Genel Başkanımız attığı tweetlerle İYİ Parti'nin bu haklı karşı çıkışlarının yanında olduğumuzu o da kendi attığı tweetlerle teyit etmiş oldu. Şunu özellikle dile getirmek istiyorum ben. Bu bir sınav tarihinin ötelenmesi, ertelenmesi ya da geri alınması olayı değildi. Bazı öğretmenlerin ya da eğitimcilerin dile getirdiği gibi ya da idarecilerin dile getirdiği gibi işte sınav zaten 21 Haziran'daydı. Ne oldu? 27 Haziran'a alındı. Eski tarihine geri getirildi. Zamanında çalışmış olsalardı konularını yetiştirebilirlerdi gibi açıklamalar tamamen gerçek dışı. Çünkü bu sadece konu yetiştirme meselesi değil, sadece ders çalışma meselesi değil. Biraz önce bahsettiğim gibi gençlerin o 6 günlük belirsizlik yani ilk bu söylentinin çıktıktan sonra kararın açıklanması aşamasına kadar geçen o 6 günlük belirsizlikte bile ne kadar büyük bir duygusal sancılar yaşadıklarını, sıkıntılar yaşadıklarını onlarla görüşmüş, çok çok fazla sayıda gençle görüşmüş bir başkan olarak ben canlı şahitlik ettim. Dediğim gibi sadece soru çözme, konu yetiştirme meselesi değildi. Velev ki karar açıklandıktan sonra da çok fazla öğrenci arkadaşımla görüştüm. Ve onlar kendilerini sadece konuları yetiştirememe telaşı değildi yaşadıkları duygusal boşluk ya da duygusal çalkantı daha doğrusu. Onlar kendilerini idare edenlere karşı olan güvenlerini yitirdiler bu süreçte.
bu devletin tutarsız tavrı karşısında kendilerine yönetenlerin onların gelecekleriyle ilgili alacakları kararlar konusunda güvenlerini yitirdiler. İnançlarını yitirdiler kendilerinin gelecekleriyle ilgili onların doğru planlar yapacakları konusunda. Çünkü bu sınavın öne çekilmesinin gerekçesi özür kabahatinden büyük denilecek bir durumdu. Turizm sektöründen kazanılması hedeflenen paraydı gerekçesi bu sınav tarihlerinin değiştirilmesinin. Gençler burada çok incindiler. Demek ki dediler kazanılacak para bizim psikolojimizden, bizim ruh halimizden, bizim bugün yaşadığımız sıkıntılardan çok daha önemliymiş bizi yönetenler açısından. Onun için dediğim gibi sadece konuları yetiştirememe, az soru çözme telaşı değil. Onların bugünkü yöneticiler onların kalbini kırdılar, gönüllerini kırdılar. Onun için o hashtagler açıldı. Onun için bu kadar karşı çıkışlar duruldu. Kendilerini değersiz hissetti gençler çünkü bu karar karşısında. Tabii bu salgın sürecinin bir diğer önemli başlığı da uzaktan eğitim. TRT altyapısıyla EBA TV ismi altında Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere eğitimlerini sürdürme olanağı tanımıyor. Fakat bunun başarı oranı tartışma konusu. Aynı zamanda özellikle köy okullarında eğitim gören, büyük şehirlerde eğitim görmeyen talebelerin ne kadar erişim imkanı olduğu, aynı fırsatlardan yararlanıp yararlanamayacağı bir tartışma konusu. Yanı sıra bir de biz bu uzaktan eğitimde gördük ki çocuklarımıza çok da iç açıcı şeyler göstermiyorlar. Şu örneğin çabuk unuttuğumuz için hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Bir belgeselle karşılaştık ders aralarında öğrencilere izletilen. Eski bir başbakanın idamını bile çocuklara gösterecek kadar ideolojik bir eğitime sıcak bakıyorlarmış demek. Maalesef. Siz bu eğitimi başarılı buluyor musunuz? Neler düşünüyorsunuz bu süreç üzerine? Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne kadar krizlere hazırlıksız olduğunun bir göstergesi oldu bizim açımızdan. Onlar her ne kadar aksini iddia etseler de çok hızlı hazırlandık, çok hızlı uygulamaya geçtik deseler de Türkiye'nin gerek ekonomik, gerek sosyolojik, gerekse teknik altyapısı kesinlikle bu uzaktan eğitime elverişli değildi. Bu konuda da çok fazla o dönemde dönüşler aldım. Hatta şöyle söyleyeyim, kendi oğlumun okul arkadaşları, yatılı okuyan arkadaşları vardı. Hani siz biraz önce bahsettiğiniz için ona açıklık getirmek istiyorum. Biz İstanbul'da oldukça da merkezi bir yerde eğitim görüyorlar. Ancak yatılı okuyan arkadaşları memleketlerine döndüler. Çünkü yurtları kapatıldı ve yaşadıkları ilçelerde, belki de köylerde bana o kadar çok telefon geldi ki bırakın burada internet sağlıklı internetle EBA'dan eğitim görmeyi, bizim köyümüze cep telefonu çekmiyor, yeterli verici yok. O kadar çok bu tarz şikayetlerle karşılaştım ki dediğim gibi teknik altyapı EBA'dan ya da uzaktan eğitime ülkemiz açısından hazır değildi. Artı bunun bir de ekonomik boyutu var. Çocuklar evet telefon kullanıyorlar pek çoğu. Akıllı telefonlar da kullanıyorlar ama internet erişimi sonuçta bir bedel karşılığı sağlanan bir eğitim. Ve belli sürelerde bu online kalmak durumunda kaldı genç arkadaşlarımız. Bunun için devletten hiçbir destek görmediler. Onlara internet sağlayıcısı sağlanmadı. Yani bunun ekonomik boyutu da hesaplanmadı. Artı teknik donanım, yani kaç tane arkadaşımızın evinde bu eğitimi sürdürebilecek teknik malzemeye sahiptiler. Yani bunların hepsini bir araya şanslı çocuklar, şanslı arkadaşlar bir araya yani bunların hepsini bir araya getirebilmiş olsalar dahi biz iyi gençlik olarak bu konuda bir anket çalışması yaptık. Eğitim ARGE ve Eğitim Politikaları Başkanlığımız İyi Gençliğin genç arkadaşlara online eğitimin kendileri için artılarını ve eksilerini yazmalarını istedik açık uçlu sorularla. %84 oranında online eğitimden mutlu olmadıkları sonucu çıktı. Lise ve üniversite düzeyinde yapıldı bu anket çalışması. Çünkü konsantre olamadıklarını,
Yani biraz önce saydığım dezavantajlar dışında konsantre olamadıkları bir, ikincisi tek tip bir eğitim verildiği. Bu şimdi liselerimiz biliyorsunuz meslek liseleri var, fen liseleri var, sosyal bilimler liseleri var. Bir lise 2 matematik dersi bu burada eğitim gören bütün öğrencilerimizi aynı anda tatmin etmesi mümkün olmadı. Hepsi çünkü farklı düzeylerde matematik görüyorlardı, farklı düzeylerde fizik görüyorlardı. Hepsini aynı anda kaldıkları yerden, bıraktıkları noktadan eğitimlerine devam etmeleri de içerik olarak, akademik içerik olarak da mümkün olmadı maalesef. Onun için de online eğitim Türkiye'de henüz bence öğrenciler de teknik olarak, altyapı olarak da hazır değiliz buna. Maalesef. İçerikler kısmına hiç girmiyorum. Dediğim gibi akademik içerikler konusunda yetersiz bulduğum bir sistemin bahsettiğiniz ekstrem örneklerini değerlendirmeye bile gerek duymuyorum. Yani onlar korkunç şeylerdi. O gün yayınlandığında da gerekli tepkileri hepimiz verdik zaten. Evet. Kabul edilemez bir durumdu. Tabii siz Gençlik Politikaları Başkanı olarak öğrencilerin yanı sıra milyonlarca genç öğretmeni de üzerine de kafa yürüyorsunuz. Bunlar üzerine politika tayin edilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu konuda tavsiyeler ve eleştiriler veriyorsunuz. Şimdi bu noktada Mart ayının başında yapılan atamalar var. Bu atamalara güvenerek, tabii orada güvenlik soruşturması hususunda da önemli açıklamalar gelmişti. Güvenerek işini bırakan ve beklentiye giren on binlerce öğretmen sorumlusunuz. 20 bin civarında biliyorum. Evet. Evet. Aylar geçti ancak göreve başlamadı bu öğretmenler. Ciddi de bir mağduriyet oluştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aylardır müjdeli bir haber bekliyorlar. Bu mağduriyetlere dair söylemek istediklerimiz. Öncelikle şunu dile getirmek istiyorum. Bu atamalar yapıldığında bu 20 bin öğretmenimiz şanslı olanlardandı. Yani bunun kat be kat biliyorsunuz ki ataması gerçekleşmemiş ve atama bekleyen işsiz bir sürü gencimiz var maalesef atamalarını bekleyen. Bu o gün için şanslı olduklarını hisseden 20 bin arkadaşımız da sizin de bahsettiğiniz gibi kimileri yaşadıkları şehirlerden ayrıldılar. Çünkü atamaları yapılmıştı, artık yeni hayatlarını kuracaklardı. Kendileri için yeni bir düzen kurmak üzere. Yaşadıkları şehirlerden ayrıldılar, yaşadıkları evleri boşalttılar, ailelerin yanlarından ayrıldılar, yeni bir düzen kurmak üzere kendilerini hazırladılar. Hatta sizin de bahsettiğiniz gibi çok cüzi de olsa işte özel sektörde bulabildikleri işlerde çalışmakta olanlar bu atamaya güvenerek işlerinden ayrıldılar. Biz artık kamu görevlisi olacağız, kamuda işe başlayacağız diye. Maalesef Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un açıklamalarını ben canlı olarak her seferinde izledim. Bu tebligatların yapılıp görevlerine başlatılmamalarının gerekçesi olarak gidecekleri, görev yapacakları okulları yok, okullarda öğrencileri yok dedi. Tam olarak bu cümleyle ifade etti. Hepimiz biliyoruz ki şu anda örgün eğitim Türkiye'de askıya alınmış durumda. Hiçbir okulda öğrenci yok, hiçbir okulda öğretmen yok. Yani diğer atanmış olan öğretmenlerin pozisyonları da onlardan farklı değil günümüzde. Bu hiçbir şekilde haklı gerekçe oluşturmayan durum tamamen bana göre ekonomik olarak 20 bin öğretmene bu sürede maaş ödeme kaygısından, yani bütçeye artı yük getirmesi kaygısından kaynaklanan bir durum. Sadece maaşları değil, siz de biliyorsunuz ki artık onlar göreve başlamadıkları sürece tebligatlar kendilerine yapılıp da gidip görevlerine başlamadıkları sürece özlük hakları da başlamıyor. Yani hiçbir şekilde sağlık güvenceleri, emeklilik hakları, bunlar da başlatılmamış oluyor. Hatta süresi içinde tebligatları yapılmazsa bu atamalar da askıda kalmış oluyor. Onun için bu dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmesini beklediğimiz, hatta girdiği bize anlatılan ekonomimiz 20 bin öğretmenin maaşı yük olmaz diye düşünüyorum. Bir an evvel bu öğretmenlerimizin atama tebligatlarının yapılıp atandıkları okullarda görevlerinin başlatılmasını diliyorum.
Yani bana göre tek gerekçe yine para, para, para. Sınavların tarihlerinin dama taşı gibi bir ileri bir geri atılmasının gerekçesinde olduğu gibi öğretmenlerin de göreve başlatılmamasının tek sebebi ona ödenecek maaşın bütçeye getireceği yük. Umalım ki en kısa sürede bu mağduriyet giderilsin. Yine öğretmenler üzerinden muhalefet partilerinden önemli bir muhalefet partisinin gençlik politikaları başkanıyla konuşacağımı söylediğimde birçok öğretmenin sormama rica ettiği bir soruyu yönelteceğim. Biliyorsunuz sözleşmeli öğretmenlik sistemine geçildi artık. Ada öğretmenlik, akademide süren sözleşmeli öğretmenlik. Kadroya geçmek için kademe atlamanız gerekiyor. Yani. Fakat bu süre içerisinde karşılaşılan çok ciddi bir baskı söz konusu. Bunu sendikalar üzerinden de hangi sendikaya mensup olduğunuz kadroya geçmenizde bir şey ifade ediyor maalesef. Öğretmenlerin kesinlikle davranamamasına sebep oluyor. İYİ Parti bu konuda ne düşünüyor? Öncelikle bundan önceki görevim bildiğiniz gibi eğitim politikaları başkanlığıydı benim. O görev sürecinde sürekli üzerinde durduğum ve ısrarla belirttiğim bir konu vardı. Hep aynı cümleyle başlayarak bunu ifade ettim. Bir öğretmenler odasında 4 farklı kategoride öğretmen olmasını biz kabul etmiyoruz. Yani bırakın sözleşmeli öğretmenliği. Bugün için öğretmenler odasında 4 farklı kategoride öğretmenimiz oturuyor. Baş öğretmen, 657'ye tabi öğretmen, sözleşmeli öğretmen, artı bir de buna ilave eden ücretli öğretmenlerimiz var bizim. Yani onlar bir kategori daha zor durumdalar. Bir öğretmenler odasında tek tip öğretmen olur. Bunlar, evet ben biliyorum, öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Öğretmenler odasından çıkıp sınıflarına gittiklerinde hepsi aynı şevkle, aynı aşkla öğrencileriyle buluştuklarında derslerini anlatıyorlar. Bunu öğrencilerine hissettirmiyorlardır eminim. Ama dediğim gibi o dersliklerden çıkıp öğretmenler odasında buluştuklarında siz hayal edebiliyor musunuz? Bunların hepsinin özlük hakları birbirinden farklı, aldıkları ücretler farklı, sahip oldukları haklar farklı. Bunların hepsi onlara bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz biz. Onun için de bu kategorilerden vazgeçilip öğretmenlerinin özlük haklarının eşitlenmesi gerektiğine inanıyoruz en başında. Bahsettiğiniz sözleşmeli öğretmenliğe gelince sadece sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçmesiyle alakalı değil bahsettiğiniz sendikal sıkıntılar. Siz de biliyorsunuz ki okullarımıza idareci atanırken bir dönem atanan bütün okul müdürlerinin %98'inin aynı sendikaya mensup olması çok büyük bir tesadüftü herhalde. Yani o sendika çok liyakatli öğretmenleri barındırdığını düşünmek istiyorum en iyi ifadeyle. Ama tabii ki bunun böyle olmadığını biliyoruz. Her alanda olduğu gibi eğitim öğretmen alımı, eğitimcilerin idareci pozisyonlara geçmeleri ya da dediğim gibi o okuldaki bulundukları pozisyon bir sendikaya üye olma üzerinden yürüyorsa burada liyakattan bahsedemeyiz. Biz en başından beri öğretmenlerimizin hep yanındayız. Onların özlük haklarıyla ilgili iyileştirmelerin, 3600 ek göstergelerin onlara artık sağlanması gerektiğinin, her seçim döneminde vaat edilip yerine getirilmeyen haklarının bir an evvel idareciler tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Ve bunun liyakat esas alınarak yapılması, öğretmenlerin siyasi görüşleri ya da bağlı oldukları sendikaların esas alınması gerekmediğini düşünüyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Ben nazikçe yayın teklifimizi kabul ettiğiniz hem de katkılarınız için tekrar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Ben teşekkür ederim bu fırsatı bize verdiğiniz için. Artı bir şey daha belirtmek istiyorum ben. Bu YKS'nin ertelenmesinden dolayı sıkıntı içinde olan arkadaşlarımızın her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili şunu ifade etmek istiyorum. İzmir Milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz bu kararın yürütmesinin durdurulması için bir dava açtı. Umarım yani
ümitlerimiz, umutlarımız boşa çıkmaz ve yürütmenin durdurulması kararı çıkar bu konuyla ilgili ve sınav tarihi olması gerektiği gibi öğrencilerin psikolojik olarak kendini hazırladıkları sürede gerçekleşir diye umut ediyorum. O yönde şu an. Evet. İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanı Sayın Berna Sukas hanımefendi ile hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin ve Türkiye'nin krizi eğitim başlığı altında nasıl yürüttüğünü, krizle nasıl mücadele ettiğini ve başa çıkmaya çalıştığını değerlendirdik. Tekrar katkılarınız için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler.